Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, sayın valim, kıymetli belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, altı binlik köklü tarihiyle Anadolu'nun kalbinde adeta bir yıldız gibi parlayan Mimar Sinan'ın şehri, zenginlikler diyarı, Kayseri'de, Kayseri Havalimanı, yeni terminal binası, temel atma töreni vesilesiyle buradayız. Burada bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye 18 yıldır ulaştırma ve altyapıda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir olma haline getirmek için Anadolu'yu projelerimizde adeta ilmek ilmek örüyoruz. İnsan ve çevre odaklı dev projelerimizle ülke ekonomisini her noktada güçlendirmek, kalkınmada bölgeler arası eşitlik sağlamak üzere çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin bütün kırsal kalkınma hedeflerine ulaşması için doğu ile batı arasındaki fark kalmaması, sosyal ve ekonomik gelişimin her şehrimize ulaşması gerekiyor. Ancak bu şekilde bizim için en yüksek değer olan insanımızın hayatını iyileştirebiliriz. Böylelikle gelecek nesillere daha büyük olanaklar, daha yüksek yaşam standartları ve zenginlik bırakabiliriz. Allah'ın bizlere bahşettiği muhteşem doğamızı çevreci yaklaşımlarla koruyarak ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp tartarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Her bir projenin yapıldığı noktada ekonomik canlılığa, tarıma, sanayiye, yeni istihdam olanaklarına ve yeni yatırımlara kapı açacak şekilde tasarlanmasına öncelik veriyoruz. Altını çizmek isterim ki projelerimiz her şeyden önce insan odaklıdır. Çiftçimize, sanayicimize, işçilerimize, öğrencilerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza en iyisini verebilmek için çalışıyoruz. Gelişen dünya ile her ilerişim modunda ve en ileri iletişim teknolojilerine bağlanmaya sağlıyoruz. Geçit vermez denilen Cudi Dağı'nı tünellerle açtık. Yüksek ovaya köprüler yaptık. Harput'u yeni yollara kavuşturuyoruz. Rize Artvin arasına havalimanı inşa ederken denizle Aydın otoyolu ile Denizli'nin bereketini limanlarımıza taşıyoruz. Demir yollarımızla Akdeniz'de Karadeniz'i bağlıyoruz. Marmara'yla Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir demiryolu köprüsü kuruyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgesinde dairesel bir lojistik hattı tamamlıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla güvenli ve konforlu ulaşıma iliştirdik. Bölünmüş yollar zaman ve hız kazandırırken geçmiş yılların kaza istatistiklerine bakıldığında görüyoruz ki her yıl binlerce can kurtarıldı. Değerli konuklar, bir halkı sevmek o halka hizmetle olur. Halka hizmeti hakka hizmet kabul eden yüreklerle olur. Çocukluğunuzu bir hatırlayın. Karla kapanan köy yollarını, hastaneye yetişemeyen hastaları, aylarca okula gidemeyen çocukları gözünüzün önüne getirin. Artık böyle durumlara şahit olmuyoruz. Yol bakım ve yol açma alanında Karayolları Genel Müdürlüğümüz bugün 13226 adet araç, makina ve ekipman ile hizmet verir hale geldi. İnsanımıza kış koşulları karşısında mağduriyetten kurtardık. Demir yollar hatlarımız her geçen gün genişliyor. Mevcut hatlar reforme ediliyor. Kusursuz bir demiryolu işletim sistemi oluşturuyoruz. Halkımız ülkenin her yerinde ekonomik, hızlı, güvenli bir alternatife kavuşuyor. Yaptığımız işler saymakla bitmez. Bütün bu çalışmaları yaparken önceliğimiz yine insan, yine yaşam kalitesi, yine can güvenliği. Tek gayemiz aşığı olduğumuz vatanımızın bereketli toprakları üzerinde hep birlikte bağımsız, onurlu ve müreffeh bir yaşam sürmek. Maalesef halkımızın derdiyle dertlenmeyenlerin bizim yapabildiklerimizi anla aklı ermiyor. Ellerinden gelen tek şey eleştirmek. Çok şükür. Bizim sağduyulu halkımız iyiyi, kötüyü büyük bir ferasetle ayırt eder. Her daim bizim en büyük desteğimiz ve can yoldaşımız kadir bilen halkımız olacaktır. Değerli katılımcılar, havacılık 18 yıllık ulaştırma ve altyapı hamlemiz içinde çok önemli bir yer tuttu. İlk adımımızı yine halkımızı önceleyen bir hedefle attık. Hava yolu halkın yolu olacak dedik dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip olan ülkemizde bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikamız çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttük. Son 18 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısı için harcanan 910 milyar liranın 88.5 milyar lirasını hava yolu sektörümüzün gelişmesi için harcadık sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme, markalaşma sürecine girdi. Özel sektörün önünün açılması, serbestleşme ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli ve fırsat eşitliğine dayanan bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. Havacılıkta yaşanan bu olumlu gelişmeler elbette göstergeleri de yansıdı. 2003 yılında 2 merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda ise 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken bugün 127 noktada 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Ve artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz Dünya ve Avrupa Havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10. sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleşti. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemler ve salgına karşı sertifikalandırma süreci sayesinde başarılı bir sınav veriyoruz. Kasım ayı içinde gerçekleşen günlük uçuş sayıları incelediğimizde Avrupa karşılaştırmasında 591 uçuşla Türk Hava Yolları'nın ilk sırada ülke olarak Türkiye'nin de 1310 uçuşla 4. sırada yer aldığını görüyoruz. Yine havacılık sektörümüzde gelişimin ve Covid-19 salınıklığına karşı aldığımız tedbirlerin göstergelerinden biri olarak İstanbul Havalimanımız Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünü aldı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanımız da 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde alınan COVID-19 önlemleri ve yolculara sunulan dijital çözümler ile yüksek övgüye değer havalimanı olarak belirlendi. 18 yılda havacılık alanında nereden nereye dedirtecek bir aşama kaydettik. Kıymetli Kayserili hemşerilerim, yeni terminal binamız Kayseri Hava Yolu taşımacılığını güçlendirirken birazdan temelini atacağımız ana fartalar tramvay hattı da Kayseri'nin kent içi ulaşım ağının gücüne güç katan bir proje olacak. Biz tüm ulaşım ve iletişim altyapısı projelerimizle Kayseri'yi bayındır kılmanın Geleceğe taşımanın planlarını yapıyor ve projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bakın, son 18 yılda Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 6 milyar 346 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Kayseri'nin 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu vardı. 18 yılda 647 kilometreye çıkardık. Adeta numunelik diyebileceğimiz bir kilometre bütünlü sıcak kaplamalı yolu vardı. 451 kilometre yükselttik. 56.2 kilometre olan Kayseri-Sivas yolunu ve 124.3 kilometre olan kayseri niğde yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Kayseri'yi, Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Kayserililer yollarda güven ve konforla tanıştı. Şu anda yaklaşık 1,5 milyar lira bedeliyle 15 ayrı karayolu projemizde devam ediyor. Karayollarında olduğu kadar Kayseri'nin demiryolu ulaşımının gelişmesi için de birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Kayseri'yi hızlı demiryolu ile tanıştıracağız. Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile Ankara yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy, Şefaatli, Kayseri arasına inşa edeceğiz. Müzik